geliyor, geliyor. Katman Dates. Hakikaten ben onu soracaktım ya. Dur. Hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle sizi cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Ama sen alkışlamayınca onlar alkışlamıyor. Onlar öyle. Ben bir türlü söz geçiremiyorum bunlar. Ama tabii ki bu milletin evlatlarının saygısı da herkese vardır. O yüzden ben alkışlayacaklarını da düşünüyorum tabii ki. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Abi şimdi şöyle bir şey var. Alkışlanır yani, anladın mı? Mecbur değil tabii ki ama alkışlarsın yani. Gelmiş sonuçta oraya kadar AK Partili. Soracaksın, cevap alacaksın. İletişim kurmak adına yani. Abi o zaman şunu yapman lazım. Gitsin bu demen lazım o zaman. Ne anlamı kaldı programın maksadını? Ya gönülden alkış böyle değil tabii ki ama. Hoş geldiniz, buyurun oturun. Başlayalım, alkışıdır o. Gerekli yer her yere kamu personelini siz atadınız. Bakanlar sizin bakanlarınız. Bak Rıza patır patır Sarıbalı sorular geliyor. Siz verdiniz. 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya Özde var. Sedat Peker'i siz beslediniz. Mitingler yaptırdınız. Bir eline Rabia, bir eline Bozkurt tutuşturdunuz. Şimdi Sedat Peker mafya babası oldu. Zekeriya Öz hain FETÖ'cü. Reza Zarrab ülkeyi kirleten hain. ABD Biden diş güçleri oldu. Sizden ayrılanlar davaya ihanet etti. Karşı görüşlüler komünist, foncu, FETÖ'cü oldu. Ama siz her zamanki gibi kandırılmış, sütten çıkmış ak kaşıklar oldunuz. Teşekkürler. Sakin. Oğlum çok merak ettim. Burada Oğuzhan Uğur'un bu programı tansiyonunu nasıl tuttuğunu gerçekten merak ettim. Çok açık ve net olacak. Sadece evet veya hayır demeniz de yeterli. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isimsiz misiniz? Peşinden telefon numaramı bütün salonla paylaşıyorum. 0532 yaz 271 58. Oğlum verdi mi? Ban sebebi bu. Bu benim cep telefonum. Tam şu anda 30 tane cevapsız var. 30 yıldır kullandığım iki hattım var. Bu son anda kapattım. Size verdim. Artık. Ehliyet affı bekleyen 1,5 milyon vatandaşımız adına soracağım bu soruyu. Tüm siyasi partiler ehliyet affı istese de AK Parti bu konuda sessiz kalmaktadır. Bu sosyal yara ne zaman çözülecek? Bir heyet bana gelsin, kabul edeyim, çay ısmarlayayım. Bak peşin çay, kahve de var. Ama ehliyet yok. Teknoloji fiyatları aldı başını gidiyor. Bunu Cumhurbaşkanımıza yani baş başa sorma imkanı olan bir genç de oldu. Konuyla ilgileneceğiz dedi. Bir hafta sonra ÖTV zammı geldi. HDP ile görüşmelerinizi sormak istiyorum. Çünkü diğer partiler HDP ile görüştüğü zaman terörist diyorsunuz. Ama kendiniz iki hafta önce partiniz anayasa değişikliği için HDP ile bir istişare yaptınız. Size göre HDP ile istişarenin tanımı nedir? Çok merak ediyorum. Bütün salona pizza mı ısmarlıyorsunuz? Evet. Twitter'a düşen Zara videolarını da gördük. Bizim memlekette maalesef böyle bir şey var. Arkadaşlar burada sert ve dik bir duruş sergileyeceklerini sizden pizza istiyorlar. Sizi tenzih ederek söylüyorum ama ya adamlar yıllarca yediler, biraz da biz onları yiyelim durumu. Hani alkışlamıyordun kanka? Chat'teki arkadaşa söylüyorum. Alkışlanmaz abi. Asıl pizzayı yemeyeceksin o zaman. Durumuyla da. Ben Eren Sarı, makine mühendisiyim. 2014 yılı Düzce Üniversitesi girişliyim. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen Bankasya ile anlaşmalı olduğu için bizim öğrenci kimlik kartlarımız Bankasya üzerinden çıkartıldı. Hiçbir zaman yemekhanede yemek yiyemediğim için Bankasya hesabına ne 10 lira girişim oldu ne de başka bir hesaplardan bir para transferi olmadı. 2018-2019 yılında askerlik görevimi yaparken kendi dosyam üzerinde şöyle bir ibare olduğunu gördüm. Özellikle vurguluyorum, başında ünlem işareti vardı, kırmızı kalemle yazılmıştı. 2014 yılında Bankasya'da aktif hesabı bulunmaktadır.
bulunmaktadır ibaresi vardı. Benim sicilimde böyle bir şey var. Bankasya'nın açılışında bizzat bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın bende bulunduğu gibi sicilinde böyle bir kara leke var mı? Taksim'deki patlamanın araştırılması için HDP'nin verdiği soru önergesi neden sizin partinizin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi? Bu olayın araştırılması AKP ve MHP'yi neden rahatsız ediyor? Bak sorular güzel, tabii ki çok soru gelmiştir ama cevaplar mesela hani nasıl bir şey olacak? Yani memlekette bunca sorun varken verdiğiniz kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin. Eski jandarma personelim, uzman çavuş olarak görev yaptım. Bu vatan için can alıp can veren kahraman uzman çavuşlarımızın birçok mağduriyeti var. Terörle mücadelede yaralanma sonucu gözünü, iç organlarını kaybetmiş ve gazilik mertebesine ulaşmış arkadaşlarım var. Fakat kurumlarca gazilik işlemleri onaylanmıyor. Siz buna rağmen herhangi bir engeli olmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza gazilik unvanı verilmesini istiyorsunuz. Gazilerimiz üzerinden bir belgesel yapıyoruz, hazırlıyoruz. Vücudunun içinde efendim mermi taşıyan askerlerimiz var ve gazi sayılmıyorlar şu anda. Ben de bu eklemeyi yapmış olayım. Aslen Türkistanlıyım ben. Son zamanlarda Türkistan'da olan olayları muhtemelen takip etmişsinizdir. Mülteciler kadar hiçbir zaman revaçta olmadı. Doğu Türkistanlıların Çin'e iadesi konuşuluyor kuliste. Bu zamana kadar deport edilen binlerce Türkistanlı Müslüman soydaşımız var. Hem Müslüman hem de aynı ırka mensubuz. Türkistanlı Müslüman soydaşlarımız Suriyeli mülteciler kadar değerli değil mi? Madenler çöktü, işçiler öldü. Bu önlemler ve denetimler hükümetin elinde olduğu için ölümlerde payınız yok mu? AKP yetkilileri olarak eliniz kanlı hissetmiyor musunuz? Oğuz sen çağır Sayın Cumhurbaşkanımızı davet et. Ben davet et Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle oturup konuşmaktan imtina eden bir insan değil ki. Bu anlamda... Arkadaşlar sakin, yavaş. Bir sakin olun. Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani. Ortam onun zaten. Yani ne zaman isterse elbette çok mutluyum diyoruz. Ben iletirim. Tamam. Benim için problem yok. Harika. Peki efendim, AK Parti içinde siz hani eleştirilerden bahsediyorsunuz ya, burada bazı eleştiriler yaptınız. Parti içinde bu eleştirileri konuşmaktan öte ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyor musunuz? Ne demek yapıyorum? Benim varlığım tek başına bunu ifade etmiyor. Yapıyorum. 30 pizza daha ye. Ya inşallah şey gibi olmamıştır. Yani sadece sorularımızı sorabiliyoruz boyutuna mı geçtik? Acaba cevap da aldığımız boyut belki bir level sonrası mı? Onu da bilmiyoruz da. Vallahi helal olsun Oğuzhan Uğur. Orasının tansiyonunu nasıl yönetti merak ettim açıkçası. Ben bu şimdi yayınlansın. Yatarken izlerim, güzel sarar. Merak ettim. Çünkü çok soru var ya, sürekli soru var. Helal olsun gerçekten. Oğuzhan Uğur bu işe elini taşın altına koydu diyebilir miyiz ya? Çünkü sana da ulaşabiliyor, gidiyor dayıya da ulaşabiliyor, dedeme bile ulaşabiliyor ya belli bir noktada. Bence bu önemli bir skill yani. Şu an özellikle böyle bir sosyal medyada her dille hitap edebiliyor olması. Mami'ye de ulaşıyor, Ali abiye de ulaşıyor Mami'nin babasına bir noktada. Yanlış mıyım Mami? Doğru. Şimdi baban izlemeyecek mi programı mesela? İzletiyor musun babana? Bilmiyorum izliyor mu. Mesela oturun babamla izleyin abi. O açıdan çok çok değerli bir olay bence. Zaten yani Metin Külünk'ün buraya katılması bile bence bir level up yani bana sorarsanız. Tabi bakalım cevaplar nasıl gelmiş olacak, sorular. Eminim ki çok sağlam sorular gelmiştir. Babam izliyor, çıkanlardan hiç memnun değil. Nasıl yani Nuri? Nasıl yani Nuri? Baban oturuyor izliyor mu baştan sona? Neyden memnun değil tam olarak? Buradan iletelim o sana. Ya kimi görmek istiyor mesela baban?
Dedeme izletiyorum. İki kere tansiyonu çıktı. Çıkan isimlerden memnun değil. Hep dolandırıcılar çıkıyormuş. Kimi kastetti bilmiyorum. Alakam yok. O kanka şey bak. Onların hepsi dolandırıcı savunması. Bir nokta bak kaç? 55'ten sonra falan galiba. 55-60 gibi falan böyle biz oto cevap geliyor galiba. Direkt. Yani 55 yaşından sonra hoşuna gitmeyen bir şey. Ya bırak bunlar dolandırıcı gibi oluyor ya. Herhalde oto cevap. Oto mesaj kanka. Sen ne yaklaşmışsın o zaman abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Okey güzel. Güzel bakalım. Ne zaman yayınlanıyormuş? 5 Aralık pazartesi. Yani pazartesi evet. Tamam doğruymuş. O başlığı en azından bakalım doğru mu yazdılar. Kontrol et. Anlamsız da bir ay oldu. 5 Aralık pazartesi günü. Bunu yayınlansın bakalım. Güzel. Tebrikler. Tebrikler. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He. İlla YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.